Boz Eşek Refik Halit Karay Irmaktan su taşıyan çocuklar dağ yolunda bir ihtiyar adamın yattığını haber verdiler. Bir boz eşek de başı boş oralarda dolaşıyordu. Hüsmen Hoca, varıp bakalım, dedi. Akşam yakındı. İki derenin birleştiği bu batak, çukur, sıtmalı araziye çeltiklerden kalkan kokulu, ağır bir duman yayılıyordu. Gövdeleri yarılmış, yanmış 15 yaşlı, cansız söğüt arkasında güneş bulanık bir ışık bırakarak arkların durgun sularını yer yer parlatıyordu. Bu aydınlık parçalar kül renkli, rutubetli ova ortasında bulutlu göğün yarıklarına benziyor, yavaş yavaş bulanıyor, sönüyor, örtülüyordu. Üç köylü, arızalı, çamurlu bir patikadan ağır ağır birbiri arkasından çıkıyorlardı. İçlerinden biri sakalı bir at gibi fena fena öksürüyordu. Evvela boz merkebi gördüler. Fundaların ortasında tozlu topraklı bir yer bulmuş, galiba birçok tepinmiş, yatmış, oynamış, şimdi memnun bir eda ile yan gelip oturuyor, batan güneşi kayıtsızca seyrediyordu. Hoca, hadi neredesin yolcu? diye seslendi. Ötede arkasını kuru bir ahlata dayamış ihtiyar, mecalsiz bir adam sık sık soluyor, gelenlere fersiz gözleriyle bakıyor, elleriyle göğsünü göstererek işaretler ediyordu. Ne var? Ne oldun dayı? Suallerine sesten ziyade nefese, soluğa benzeyen fürüklü bir hırıltıyla anlaşılmayan cevaplar veriyordu. Köylüler ölüyor sanarak şömelmişler, bekleşiyorlardı. Lakin hasta iyileşiyor, canlanıyordu. Abani sarıklı, mor cübbeli, fukara kılıklı bir ihtiyardı. Sert kır bir sakalın örttüğü çehreden meydanda duran kısmı, sıcak ovaların güneşiyle kavrulmuş buruşukluklar, kıvrımlar içinde kalmıştı. Sarkık şiş kapaklarının altında, beyaza yakın açık mavi, ufacık gözleri vardı ki insana bir çocuk bakışı ile dimdik bakıyordu. Yavaş yavaş bu şehreye bir renk, bu gözlere bir fer geliyordu. Aynı vaziyette, sırtı ahlata dayalı, ölgün sedası ile bir şeyler söylüyor, galiba uzaklardan geldiğini, uzaklara gideceğini anlatıyordu. Hüsmen hocanın, odaya götürün, yatsın teklifi üzerine yardım edip eşeğe bindirdiler. İki tarafından tutarak düşmesine meydan vermiyorlar, taşlar, topraklar kaydırarak bin zorlukla iniyorlardı. Güneş gitmiş, arklardaki sular parlamaz olmuştu. Etrafı kapadan dik, sivri dağlar, duman ve bulut sarılık kocaman başlarını birbirine dayayarak çoktan uykuya varmışlardı. Köy kayaların kat kat gölgelerine gömülü, ne pencerelerinde bir ziya, ne yollarında bir ses, karanlıkta bekliyordu. Gelenlerin şamatası üzerine kapılardan tek tük çehreler uzandı. Ahırlarda inekler böğürdü. Hüsmen bağırıyor. ''Neredesiniz be? Hele çıkın, misafir geldi.'' diye haber veriyordu. Şimdi ellerindeki çıralarla her taraftan beyaz bez donlu birçok insan çıkıyor duman ve ışıktan mürekkep bir hali içinde, karanlık köşeleri aydınlıklar dağıtarak, gübre yığınlarında hareler koşturarak şaşkın şaşkın misafir odasına doğru geliyorlardı. Burası en yakın kasabaya iki gün uzakta, Anadolu'nun çıplak, yolsuz, viran bir köyüydü. Bir vilayetten diğerine geçen arabasız yolcular, bazen havalar çok kurak gidip kızılırmak geçit verirse, şoseyi bırakırlar ve kestirmeden bu köye uğrayarak iki gün yol kazanırlardı. İşte senede bu vesileyle beş on kişi, beş on fakir böyle hüzünlü bir saatte yorgun argın gelir kapılarını vururdu. O zaman muhtar Hüsmen köylülerden ikram kimin sırası ise ona haber gönderir, kendisi de ocağında yaz-kış Sönmemecesine çıra kütükleri alevlenen misafir odasına yolcuyu yerleştirirdi Köy dünya ahvalini bu gelip geçeceği cahil insanların getirdikleri yalan yanlış haberlerle öğrenirdi Hasta sakinleşti, göğüs diyordu böyle iki de bir tutar Köylülerden biri ocağın çengeline bir bakraç asmıştı Çıraların alevi vurmuş, içindeki bir sabun köpüğü gibi rengarenk kabarıyordu. İndirdiler. İhtiyara bir tas verdiler. Üfüre üfüre zevkle içiyordu. Süt henüz bitmişti ki inatçı bir hıçkırık tuttu. Bütün vücudunu sarıyordu. O her sarsında da bir elhamdülillah diyordu. Köylüler ta karşısına bağdaş kurmuşlar, konuşmaya fırsat arayarak bekliyorlardı. Gençler kapı önünde ayakta dizilmişler, uyku isteyen gözleri küçülmüş, bu sessiz, mariz misafirden bir şey anlamıyorlardı. Hıçkırık kesilmiyor, bilakis sıklaşıyor, sertleşiyordu. Hasta bir aralık elleriyle gelin yaklaşın diye işaret etti. Hüsmen önde, diğer ihtiyarlar arkada etrafına aldılar. Gençler merak içinde fakat yaklaşmaya cesaret edemeyerek kapıda duruyorlardı. Galiba yolcu zorlukla bir iş anlatıyordu. Belki de vasiyet ediyordu. Hüsmen'in ikide bir de ''Merak etme, gönlünü ferah tut, biz bakarız.'' dediğini duyuyorlardı. Birden ihtiyarlar yere mindere eğildiler. Sonra sessiz kalktılar. Hüsmen ''Hakka kavuştu.'' diye mırıldandı. Ocakta kütüklerden biri çarpıldı. Keskin bir aydınlıkla ölünün yüzünü parlattı, söndü. Dışarıda bir inek uzun uzun böğürüyordu. Yolcu son arzusunu anlatmaya vakit bulmuştu. Kemerinde dizili sekiz altını ile boz merkebi Hicaz'a vakfediyordu. Mezarlıktan dönen köylüler ellerinde kalan bu liralarla merkebine yapacaklarını, bu emri nasıl yerine getireceklerini kestiremiyorlar, asmanın altında birleşip söyleşiyorlardı. Nihayet bir defa kazaya varıp hakimden danışmaya karar verdiler. Hafta içinde Hüsmen merkebi yanına alıp yola çıkacaktı. Hayvan bir ehemmiyet kesbetmişti. Önüne bol bol yem dökülüyor, mısır sapları yığılıyordu. Köylüler sık sık hatırlatıyorlar. Boz eşek suya götürüldü mü, arpası döküldü mü diye birbirlerinden soruyorlardı. Bir sabah Hüsmen hocayı alaca karanlıkta hep birden değirmenin önüne kadar götürdüler, selametlediler. Boz eşek hocanın merkebine bağlı, kuyruğunu oynatarak ferah, yüksüz, arkada gidiyor, yeni doğan sırma telli bir güneş, palanın soluk keçesini kadife gibi parlatıyordu. Bu ne uzun ne can sıkıcı bir yoldu. Durgun sulardan fışkırmış pirinç başakları ile arklar boyunca giden kamışların yeşilliği, yamaçlar ardında görünmez olunca kurak, düz bir toprak, iki gün hiçbir köye, hiçbir değirmene, hatta iki cılı söğüdün gölgelediği bir su başına bile uğramadan, ıssız, kavruk, devam edip gidiyordu. Sonra dik yakalı bir yokuş, korkunç bir boğaz aşılıyor, Tepesine yaklaştıkça serin bir rüzgarla beraber latif bir manzara başlıyordu. Kısa bir kılıç sırtı gibi parlayan ince bir dere, ayvalıklar, elmalıklar ortasında yemyeşil, sulak ve feyizli göze görünüyordu. Telgraf direklerinin sıralandığı beyaz düz bir şose kıvrıla kıvrıla dönerek dağlara tırmanıyordu. Hüsmen Han'da geçirdiği gecenin sabahı erkenden hükümete yollandı. Mini mini kasabanın balkonlu, kuleli, gazinoya benzeyen kocaman bir konağı vardı. Lakin ikmal edilmemişti. Sıvanmayan kerpiç duvarlar yer yer açılmış, kumrulara yuva olmuştu. Üst kat penceresiz, sıvasızdı. Tahta örtülerle kapatılmıştı. Kenarda battal bir kireç ocağı, Biraz ötesinde de amelenin çalıştığı zamandan kalma bir sundurma, Elan öyle hâleyle duruyordu. Bina çoktan haraplaşmıştı. Ceketsiz kalpaksız bir jandarma çavuşu ne istediğini sordu. Hoca ta baştan, ırmaktan su taşıyan çocukların gelip nasıl haber verdiklerinden tutturarak anlatıyordu. Hikayesi daha yarıyı bulmadan karşısındaki uzaklaşmış, derede yüzen ördeklere ekmek atıyor... Köşede çardağın altında nargilesini öpürdüten bir sakallıya, "Neo, hoca efendi, sabah keyfi" diye sesleniyordu. Kadının izinle İstanbul'a gittiğini öğrenen Hüsmen bir defada kaymakama işi anlatmak istedi. Kunduralarını kapıda çıkarıp, parmaklarını meydanda bırakan yırtık çoraplı ayakları ile çekine çekine elleri karnında yürüdü hikayeye başladı. Kaymakam markasında çividi dalgalanmış bir keten ceket, bıyıkları boyalı, dişsiz, hımhım hım bir adamdı. İşin tamamını dinlemek tahammülünü göstermeden ''Çağırın çavuşu." diye seslendi. Beş gündür Hüsmen Hoca önüne gelen adama derdini anlatarak kasabada dolaşıyordu. Jandarma çavuşu ne merkebe alıyor, ne de kendisini bırakıyordu. Nihayet haline acıyan biri çıktı. Gitsin de iki hafta sonra gelir. İşi kadıya bırakalım, dedi, kandırdı. Zaten buranın kadısı namlıydı. Kabak kadı derlerdi. Her işi halleder, her kördüğümü çözerdi. Arkasına turuncu bir maşlah giyerek, kırmızı şemsiyesiyle çarşıdan bir geçişi, kocaman gövdesini tutarak olur olmaz şeylere bir gülüşü vardı ki, halk bayılırdı aynı yollardan aynı halde boz merkep terkiye bağlı döndüler. Hüsmen hocanın ve iyi beslenmesi icap eden eşeğin boğazına orada, katığın ve arpanın pahalı olduğu kazada hayli masraf edilmişti. Meclis kuran köylüler bunu, mübarek yere bağlı, bakmak borcumuz diye çok görmediler. Hüsmen de yorgunluğundan şikayet etmiyor, hak uğruna çalışmak ona yol mihnetlerini unutturuyordu. Lakin ikinci seferin haftasında yine merkep arkasında dönmeye mecbur oldu. Kadı henüz gelmemişti. Jandarma çavuşu hocaya çıkışmış, ''Hödük herif, acelenle!'' demişti. Köylüler vakfedilmiş bir hayvanın işte kullanılıp kullanılmayacağını da şüphe ediyorlar, boz eşeğe ilişmiyorlardı. Üçüncü yolculuğun avdeti yine öyle merkep arkada oldu. Uzaktan keskin gözüyle biri boz eşeğin geri geldiğini görmüş, köye yaymıştı. Halk şimdi şaşırmış, merakla bekliyordu. Hüsmen daha inmeden, ferah bir şada ile, ''Ne ettik be, şahit götürecek.'' diye bir hamlede meseleyi anlattı. Sahi, nasıl düşünmemişlerdi, ziyanı yok. Verkebi kadı kabul edecek, hücretini yazacaktı ya, haftaya üç kişi giderler, icap ederse yemin de ederlerdi. Boz eşek ara sıra yaptığı yüksüz seyahatlere karşı önüne dökülen bol yemden yiye yiye semiriyor, hırçınlaşıyordu. Böyle iki buçuk ay geçmişti. Nihayet son sefer hazırlandı. Değirmenin önünde selametlenirken yeni doğan güneş bu küçük kafilenin kaldırdığı tozları parlatıyor, Yaldızlı bir bulut içinde yokuşu tırmanan köylüler geride kalanlara sanki yükseliyor, göklere kalkıyor gibi görünüyordu. O zeşek bir daha dönmedi. Köy halkı yazılan hüccetlere, basılan mühürlere bakarak, merkebin ikramlar göre göre yavaş yavaş, yüksüz ve eziyetsiz, ta Hicaz'a kadar gideceğine, orada zemzem taşıyacağına inanmışlardı. Hatta Hüsmen bir gecede rüyasında eşeğin palananı yeşil bir kadife ile kaplı görmüş, itikadı pekleşmişti. Zaten hepsi vazifelerini yapmaktan mütevellit bir sevinçle sık sık merkebin lafını ediyorlar. Ahırda kendi kendine kalınca iki tarafa başını sallayıp zikre başladığını anlatıyorlar, birbirlerini kandırıyorlardı. Lakin vakanın yılında kasabaya pirincini satmaya giden Hüsmen Hoca, aptallaşmış gibi dönmüştü. Pazar yerinin tam kalabalık zamanında uzaktan bir ''Saulun değmesin'' nidası duymuş, halk ikiye ayrılmış ve kabak kadı, altında boz merkep, arkasında mahut turuncu maşla, iri gövdesini sarsan bir süratle etrafa selamlar dağıtarak Geçip gitmişti. Grafik Halit Karay, Memleket Hikayeleri.